Millet ne yapıyorsa ben onu yapıyorum. Dünyada her canlının yaşama hakkı var. Çüpe. Onu cahiller yapıyor. Kendini bilmeyen insanlar yapıyor. Çüpe. Oraya buraya atmam ben. Merhabalar değerli Nar TV izleyicileri. Enfekte olmuş atıklar doğaya zarar vermeye başladı. Halkımız maskeleri kullandıktan sonra ne yapıyor? Buyurun birlikte görelim. Maskeyi kullandıktan sonra nereye atıyorsunuz? Maskeyi kullandıktan sonra çöpe atmamız lazım. Çöpe atanı tavsiye ederim. Herkes çöpe atsın, o sokağa atmasın. Sokağın ortasında maske dolu, çöp dolu. Bu Türk milletine yakışmayan bir şeydir. Peki bez maskeleri, şu an kullandığınız maskeleri ne yapıyorsunuz? Bez maskeleri yıkayık, bir saat yıkayık, ikinci saat gene geri atayık, çöpe atayık. Yani çok kullandık uzun süre. Çöpe, oraya buraya atmam ben. Bu duyarsız insanların yani bu maskeyi başka bir şeylere atık yerine atmamız gerekir. Mesela burada yürüyorsunuz, yanınızda çöp yok, yakınlarınızda yok, ne yapıyorsunuz? Onu çöp oluncaya kadar elimde muhafaza edip sonra çöpe atarım. Valla onu ben çöpe atıyorum onu artık nereye giderse. Çöpe. Ağzını bağlarım bir kenara bırakırım sokağa. Ya bir şey diyemeyeyim, onlar da aşağısı can sağlığa çocuğum. Halkın sağlığını düşünmek zorundayız. Biz kendimizi de düşünmek zorundayız, sizler de düşünmek zorundayız. Onu cahiller yapıyor. Kendini bilmeyen insanlar yapıyor. Maskemizi nereye atıyoruz? Çöp atıyoruz. Başka nereye atacak? Açığa atacak halimiz yok. Çöp bulana kadar yanımızda taşıyoruz. Sobaya atar abi. Peşin geldi mi sobaya. Peki bez maskeleri ne yapıyorsunuz? Yıkanan maskeleri. Ben maske hiç yıkatmıyorum. Olduğu gibi kullanıyorum. Kullandıktan sonra da çöp at. Başka yere de atmıyorum. Maskemi kullandıktan sonra. Ben atmıyorum. Ne yapıyorsunuz? Eve götürüyorum. Daha sonra çamaşır makinesinde yıkatıyorum. Birkaç gün bekletiyorum. Tekrar kullanıyorum. Şimdi ablacığım bu yere atılan maskeler ne yapmaları gerek? Çöpe mi atmaları gerek? Yerlere değil de yani geri dönüşüme gidebilir. Atmamaları gerekir ama atıyorlar. Ben yıkanabilir aldım. Günlük yıkıyorum. Deterjandan ondan sonra kurulayıp tekrar geri kullanabiliyorum yani. Peki ne kadar sağlıklı? Kendimce çok da sağlıklı görmeyeyim ya. Aslında yani eczaneden alınanlar daha sağlıklı olur böyle. Hükümetin maske taktığı ya, millet kendini mi kandırıyor, devleti mi kandırıyor? Yıkanır maske almışlar, yıkayıp aynı ben de öyle yapıyorum ya. Tek kullanım almıyorlar yani dediğin gibi. Türk toplumu bilgili ve kültürlü değil ya. Yaşamını kendince yaşıyor. Doğadaki diğer yaşayan canlıların göz ardı ediyor. Yani unutmaması gereken bir şey var. Dünyada her canlının yaşama hakkı var. Doğayı kirletmek iyi bir şey değil. Atık şeyine atılmalı. Zarar vermeyecek bir şekilde. Kullandıktan sonra ya çöpe atıyorum ya da boş bir alanda bekletiyorum, sonra tekrardan takıyorum. Gerçekten mikroplar taşıyor yani, onu da toprağa enjekte ediyor. Çok zararlı yani. Ne yapılmalı? Yani daha dikkatli olunmasını istiyorum. Çöpe atıyorum ben kendim yani, gömüyorum yani, atıyorum yani. Millet ne yapıyorsa ben onu yapıyorum. Peki doğaya çok fazla zarar veriliyor. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Daha böyle güzel bakmak lazım yani her şeye. Ben maskemi kullandıktan sonra yıkıyorum makinede. Ama bunlar tek kullanımlık maske. Olsun, yine de yıkıyoruz. Yani daha hijyenli, daha şey olması için. Yani çünkü bunu arttıkça yerlerimizi daha lekele ediyoruz. Daha kirliyoruz. Onun için de bunu attığımız zaman bizdeki makları dışarı da yansıyor. Dışarı yansımaması için biz de elimizden gelen hijyenimizi kendimiz yapıyoruz. Atmamız gerekirse poşete bağlıyoruz. Tek poşeti kullanıp atıp çöpe gönderiyoruz. Yani başka bir şekilde yani geri dönüşüme atamıyoruz. O geri dönüşüm olmaz zaten, kullanılmaz. Onun için biz çöpe atıyoruz. Yani şurada milyonlarca kişilerimizin can sağlığı için uğraşıyor, ekiplerimiz uğraşıyor. Yani vatandaşlarımız uğraşıyor, sizler uğraşıyorsunuz. Ama ne yazık ki bizim vatandaşlarımız anlamıyor. Yani nasıl olsa bana olacak, karşımdaki de ne olursa olsun diyor. Yani benim canımı hisse sayayım, karşıdaki insanı da hisse sayayım diyor. Yani bu şekilde olmaz. Bizim yani can sağlığımız nasılsa karşıdaki insanın can sağlığı da öyledir.